Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programındayız. Bugün konuklarımız Cengiz Kahraman ve Mehmet Yüce. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş Şu bulduk. iki şahane kitapları konuşacağız Cengiz Bey ve Mehmet Bey ile birlikte. Bu kitaplar fotoğraflar ve haberleriyle İstanbul Hafızası. Birinci cilt 1924-1931, ikinci cilt de 1932-1944 yılları arasındaki fotoğraflı gazetelerdeki haberlerden seçilmiş fotoğraflarla oluşturulmuş bir kitap. Bu fotoğrafçılar, foto muhabirleri de bu kitaptaki en çok Namık Görgüç var benim gördüğüm kadarıyla. Namık Görgüç, Faik Şenol, Ali Ersan, Selahattin Giz ve çok az da Jean Weinberg, doğru telaffuz ediyorsam. Onların gazeteler için çektikleri fotoğraflarla yapılmış bir nevi bir İstanbul Hafızası kitabı. Öncelikle şunu sormak istiyorum her ikinize de. Bu kitap ne kadar sürede oluştu? Bu arşiv, uzun bir arşiv taraması muhtemelen yaptınız. Ve kitapta ilk sayfada gazete haberi ve bu gazete haberinin küpürü, yan tarafında da fotoğrafçının çektiği fotoğraf var. Bütün kitap bu şekilde dizayn edilmiş. Bu ne kadar süreçte gerçekleşti? Bunları neye göre seçtiniz? Biraz oradan başlayabilir miyiz? Cengiz Bey. Benim mi başlayalım? Valla bu arşiv tarama meselesi Mehmet'le ortak heyecan alanlarımızdan birisi. Özellikle gazete, dergi vesaire bu tür kaynaklardan haberler ve sonraki aşamada da haberlerin ilgili fotoğraflarını bulmak bizim uzun zamandır Mehmet'le konuştuğumuz, yapmak istediğimiz bir projeydi. Ben yaklaşık herhalde bir 15 senedir gazete tarıyorum. İlk başta genellikle Atatürk kitaplığına gider ve ciltleri isterdim. Ama bir süredir dijital kolaylıklar sayesinde bu kaynaklara Atatürk kitaplığı, Milli Kütüphane vesaire gibi kaynaklardan gazetelere ve dergilere bakmak çok daha kolay oldu. O yüzden yani işimiz daha kolaylaştı. Mehmet spor tarihi konusunda bir uzman. Genellikle spor tarihiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Ve dolayısıyla da onun taramaları daha çok... Eğer başka bir konu çok ilgisini çekmemişse spor tarihiyle ilgili oluyor. Ama ben yani fotoğrafçılarla, foto muhabirleriyle ilgili çalışıyorum. İstanbul kaynaklı, İstanbul'daki işte şehirler, olaylar, insanlar mümkün olduğunca o tür bir veri tabanı oluşturmaya çalıştım. Çünkü neyin ne zaman lazım olacağı konusunda... Bir fikrimiz yok. Bir gün bir şey lazım oluyor ve çıkmış bir haber bize yol gösteriyor. Dolayısıyla benim yaklaşık 15 senedir oluşturduğum bir gazete ve dergi küpür arşivi var. Bu sonraki aşamalarda fotoğraflarla eşleme çalışmasına dönüştü. Dediğim gibi siz de demin Namık Görgüç'ten bahsettiniz. Namık Görgüç benim çok önemsediğim bir foto muhabiri. Onunla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Çok uzun zamandır onunla ilgili çalışıyorum. Ama Namık Görgüc'ün haricinde ilk kuşak foto muhabirlerinin arasında çok kıymetli bir avuç insan var. Dolayısıyla onlarla ilgili de çalışmak gerekiyor. Bu fotoğrafların kim tarafından çekildiğini nasıl tespit ettik? Bu birazcık gazete ve dergilerde genellikle fotoğrafçıların adları pek yazmaz. Mehmet de kendi yaptığı çalışmalarda biliyor ki birkaç fotoğrafçının adı yazıyor özellikle spor mecmualarında vesaire ama gazetelerde çok fazla yazmaz. Biz de çalıştıkları dönem ve gazete fotoğraflarından yola çıkarak o fotoğrafı kimin çektiği hakkında bir fikir yürüttük. Bazı fotoğraflarla ilgili zaten fotoğrafta fotoğrafçının bilgisi vardı.
Dolayısıyla böyle bir çalışma yaparken bu konuda emeğe geçmiş önemli fotoğrafçıların ve foto muhabirlerinin haklarını da teslim etmeye çalıştık. Ben çok uzun konuştum herhalde Mehmet. Ekleyeceği şeyler mutlaka vardır. Ben sözü Mehmet'e devredeyim. Çünkü bir saat konuşabilirim böyle. Ya aslında her şeyi söyledi Cengiz. O epeydir bir arşiv taraması yapıyor. Ve elinde de fotoğrafçıların, orijinal fotoğraflarının hem negatifleri var, hem onların işte taranmış halde yüksek çözünürlüklü elektronik kopyaları var. Dolayısıyla bu ve son derecede orijinal bir fikir var ortada. Yani gazetelerdeki fotoğraflar son derece tabii kötü basılıyor biliyorsunuz. Hatta şimdi dahi öyle. Şöyle net, insana böyle can damarından vuracak netlikte bir şey yok. Görsel yok maalesef gazetelerde. Çoğunda diyelim. Bazıları Avusturya'da veya İtalya'da basılan dergiler de var. Özellikle Şehbal mesela bilirsiniz işte İtman Mecmuası. Bunların bir kısmı gerçekten yüksek kalitede fotoğraflarda sunuyor ama bizim taradığımız dönem yani 1924 yani erken cumhuriyet dönemi tek parti iktidarının olduğu dönemdeki gazetelerin baskı kaliteleri malum. Dolayısıyla oradaki gazete görselli şeyin, haberin orijinal fotoğrafının Cengiz'de olması ve böyle muazzam bir fikirle epeydir bence yoğruluyor. Ve beni de bu projesine dahil etti. Yani öncelikle yani teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum böyle bir eserde ismimin yazılmasından dolayı. Ama bütün fikir, fotoğrafların seçimi, hepsi zaten daha önceden planlanmış şeyler. Bana sadece şey kaldı, yani işte seçilmiş olan fotoğrafların metinlerini yazmak veya metinlerinin yazılmasına yardımcı olmak gibi tabii ki önemli bir takım şeyler vardı. Ben de o konuda kitabı ittirdim diyelim bir yola gelmesi için ve böyle bir çalışma ortaya çıktı. Bunu söyleyebilirim. Çok yani şahane bir çalışma. Ben her gün bakıyorum bu kitaba. Yani aldığımdan beri her gün bir yerlerini karıştırıyorum ve her gün böyle şeye benzettim hatta kitabı. Bu çocuk kitaplarının resimleri çok detaylıdır ya. Her baktığınızda yeni bir detay görürsünüz. Yeni bir hikaye görürsünüz aslında yani o resmin detayında. Bu kitap da böyle. Her fotoğrafa yeniden baktığınızda yeni bir hikaye anlatıyor. Şimdi sizler de bu kitabın adını İstanbul Hafızası koymuşsunuz. Yani neden İstanbul Hafızası? Neden fotoğraflar ve haberleriyle İstanbul Hafızası? Nasıl bir hafıza? Yani bu hafıza... Vallahi biz, buyurun, evet, biz Mehmet'le bu konularda Mehmet'le bu konularla ilgili çok çalışıyoruz, sohbet ediyoruz, heyecanlarımızı, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş aslında hatırlamaya dayalı bir iş. Dolayısıyla biz bugüne dair bir şeyler anlatmıyoruz. Geçmişte şehrin tarihiyle ilgili unutulmuş hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü fotoğraflar bir bölümünü insanlar biliyor olabilirler. Yani kitaptan bunları gördüklerinde bu fotoğrafı başka bir kaynakta görmüştüm diyebilirler. Ama bizde fotoğraf kullanımı maalesef fotoğraf bağlamından ayrı bir şekilde konuyu tamamlayıcı bir şey olarak kullanılıyor. Yani sayfa yapılırken ihtiyaç halinde kullanılabilen bir şeye dönüşüyor. Biz bunun tam tersini yapmaya çalıştık. Hafıza derken burada fotoğrafçıları, o dönemin yazarlarını de anmış olduk. Yani dolayısıyla sadece şehrin tarihine ait bir çalışma yapmadık. Şehrin unutulmuş insanları, emek vermiş insanları hakkında da
bilgiler, malumatlar verdik. Mehmet'le bu konuyu konuşurken İstanbul Hafızası kitabın adı olsun diye birlikte ortak karar verdik. Tabii bir de bu aşamada hani kitabın oluşması aşamasında özellikle Cengiz Özkarabekir, kendisi de bu konularla ilgili çalışan birisidir, usta bir belgeselcidir, şu anda yayıncılık yapıyor. Cengiz'le de bu konuları konuştuk. Zaten Kültür Daire Başkanlığı aşamalarında bize çok yardımcı oldu. Ona da buradan teşekkürlerimizi gönderelim, hakkını teslim edelim. Ama dediğim gibi Mehmet'le biz neredeyse her gün birbirimize bulduğumuz haberlerle ilgili veya rastladığımız haberlerle ilgili heyecanla malumat veriyoruz. Birbirimize ilgi alanlarımızla ilgili bulduğumuz şeyleri gönderiyoruz, paylaşıyoruz. Dolayısıyla zaten çok uzun zamandır böyle bir birlikte çalışma pratiğimiz vardı. Dolayısıyla da bu çalışma eğer hani başladığında biz zaten bu konular hakkında ortak konuşmuştuk, fikirlerimiz vardı. Dolayısıyla iş seçmeye ve yazmaya kaldı. Yani biz bunu hani kronolojik bir şey olarak mı yapalım yoksa bölümlere ayırarak mı yapalım? Onları konuştuk bir bölüm. Daha sonra bir kronolojik bir akışı olsun ona karar verdik. Ama bu büyük bir birikimin içinden seçilmiş küçük bir bölüm, öyle söyleyelim. Hala bu konuyla ilgili birlikte çalışıyoruz. Mehmet özellikle şimdi belki kendisi söyler, söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama çok önemli bir çalışmayı bitirdi. Yakın zamanda inşallah yayınlanacak ve çok önemli, İstanbul şehri için çok önemli bir çalışma. Dolayısıyla zaten biz bu yolla heyecanımızı, arkadaşlığımızı oluşturduk, heyecanımızı paylaştık ve şimdi o arkadaşlık birlikte bir yol arkadaşlığına dönüştü. Dolayısıyla inşallah birlikte çok daha farklı şeyler yapmayı hayal ediyoruz. İmkan bulursak da yapacağız. Çok güzel. Peki Mehmet Bey, mesela bu metinleri yazmak sonuçta bu hafıza geçmişe dair ve geçmişi siz bu fotoğrafları bu şekilde yan yana getirerek, bu kitapları bu şekilde kurgulayarak, siz bu fotoğrafları seçerek birlikte bunlara karar vererek ve bu metinleri yazarak aslında onu yeniden kurguluyorsunuz. Bizlere kendi kurguladığınız bir hafızayı sunuyorsunuz bir taraftan. Öyle değil mi? Siz yani sadece bir arşiv çalışması değil bu. Kurgu boyutunda sizlerin hafızayla, mesela özellikle metinleri yazarken, geçerken o kurguyu nasıl? Şimdi aslında şöyle, Cengiz'in de söylediği gibi gazete taramak çok enteresan bir kavram. Yani ben mesela siz de herhalde yapmışsınızdır bunu tahmin ediyorum. Herhangi bir konuda gazete tararken çok disiplinli olmak gerekiyor. Çünkü sizin aklınızı çelebilecek yüzlerce başka yerlerden haberler gözünüze çarpıyor ve bakmasanız olmayacak şeyler var orada. Fakat tabii buna önce maalesef onun cazibesine kapılıp normal işinizi yapamaz hale de gelebiliyorsunuz. Ama neticede şöyle bir şey var. Ne tararsanız tarayın, yakın akrabaları, uzak akrabaları size mutlaka selam veriyor gazetede. Yani sinema tararsanız tiyatro tararsanız opera tararsanız bir bina tararsanız yanındaki stadyum tararsanız işte futbolcu, böyle bu zincirleme reaksiyonuna giden bir şey. Fotoğraflar ise çok enteresan. Şimdi insanın elinde bulunan bir fotoğrafın ne olduğunu bilmesi veya bilmemesi diye bir durum var. Fotoğraf okuma diye bir şey var. Bu fotoğraf hangi tarihe ait olabilir? Acaba şapka devriminden önce miydi, sonra mıydı? Yer neresi olabilir? Eğer altında hiçbir bilgi yoksa ve fotoğraf size bir takım detaylar vermiyorsa o fotoğrafı
okumanız oldukça güçleşiyor. Çok çok küçük detaylarla ancak bir takım ince fikirlere sahip olabiliyorsunuz. Lakin eğer bu fotoğrafı Cengiz gibi, bir dedektif gibi gazetede eğer bulursanız aynısını, o zaman diyorsunuz ki işte bu fotoğraf o fotoğraf. Haberi de yanında. Ha, bazen çok ilginç şeyler de oluyor. Mesela Cengiz'de çok karşımıza çıktı. Fotoğrafın aynısı var fakat haber yok. Yani boşluk var, doldurulmuş bir şekilde fotoğrafla. Ama onun da bir işte hikayesi oluyor o zaman. O zaman da diyoruz ki eski işte matbuatta, basında böyle bir kural da vardı. Veya böyle işte yazılı olmayan bir kural vardı. İlla fotoğrafla haberin aynı şeyden bahsetmesi gerekmiyordu diye bir hikaye de ortaya çıkıyor. Bunun gibi. Sonuç itibariyle bütün bunların seçimi, metinlerinin yazılması. Tabii metinlerinin yazılmasında gazetedeki haber en büyük dayanağınız oluyor. Fakat onu olduğu gibi yazmak çok şey değil, çarpıcı değil yani okur için. Sonuçta okura o zaman onu direkt olarak verin ve okusun. Ama öyle değil. Orada ne anlatılıyor? Onun geçmişinde ne vardı? Geleceğinde ne vardı? İşte ne bileyim mesela Fenerbahçe vapuru bakmadan önce hangi tersanede yapılmıştı? Veya yani şu anda tabii bunlar orada olmayabilir ama ben şu anda sadece hayal gücümü çalıştırıyorum. İlk mesela kaptanı mesela kimdi gibi, işte en son seferini işte ne zaman yaptı gibi şeyleri de burada görebiliriz, kurgulayabiliriz. Benim düşüncem bunları biz anladığımız gibi yazdık. Ve yazılar da metinler de birkaç kere gözden geçirildi. Fotoğraflar bazıları kitaptan çıkarıldı, yenileri eklendi. Yani bunun da bir aslında kitabın hazırlanma sürecinde de bir takım şey geçirdi kitap. Kendi tarihini de geçirdi aslında kitap. Çok güzel. Yani evet. Öyle bir şey de oldu. Zaten bütün kitaplarda öyle olmaz mı? Kitabın bir tarihi vardır. Yani siz kitabı yazarsınız, ham bir metin vardır. Sonra ikinci defa yazarsınız, üçüncü defa yazarsınız. İnce işler yaparsınız. Onu biraz daha ayarlarsınız. Daha ona okurun tat alacağı lezzetler katarsınız. Daha sonra da fotoğrafları seçersiniz. Tabii burada ise fotoğraf üzerinden gidildi. Tam tersi yapıldı. Yani fotoğraf olmadan bu kitap olamazdı. Yani çünkü o fotoğrafın anlattığı hikayeye ulaşmanız gerekiyor. Hikayesine de gazeteler sayesinde ve tabii belli bir birikimin sonucunda Cengiz'in de benim de okurların da belli bir birikimi var tabii. Bu birikimin neticesi kitabın kurgusu da ortaya çıkmış oldu. Evet, zaten şimdi kitabın içindeki resimlere baktığımızda bir resmi tarih var. İşte o resmi tarih ne? İşte Türkiye'yi ziyarete gelen resmi yetkililer, işte devlet evet. İnsanları. Mustafa Kemal'in işte yaptığı, Atatürk'ün birkaç tane çok fazla Mustafa fotoğrafı. Bir de resmi olmayan tarih var. O iki şekilde ortaya çıkıyor gündelik hayatta. Bir, inkılabın işte şöyle yapın, böyle yapın diye örnek gösterdiği, hani o noktada fotoğrafın da çok işe yaradığı. Bu 30'lu yıllar aslında inkılaptaki gündelik hayatı dönüştürmenin de çok görsellikle yansıtıldığı. Bu dönem gazete ve dergilere baktığımızda kadınlar hep çok şık. İşte mobilyalar, burada da mesela detaylar. Tabii hangi kadınlar şık, oraya da bakmak lazım. Evet, bazı yani kimler şık? Yani burada bir krem de la krem de var. Yani gazetelerde yayınlanan aslında bizim bildiğimiz sıradan vatandaşlar değiller çoğunlukla.
Gazetenin sahipleri de değiller. Gazetede yazanlar da değiller. Yani onlar krem döle krem dediğimiz tabaka aslında. Fakat ara sıra sizin bahsettiğiniz o halk ortaya çıkıveriyor. Birçok fotoğrafta zaten Cengiz onları arıyor. Evet. Mesela bir tane şey vardı, haber vardı, Cengiz hatırlar. Halk hücum etti, vatandaş denize giremedi. Yani bu çok enteresan bir yazı biçimi değil mi? İşte evet, evet. Bunu anlatmaya çalıştık biz aslında biraz da tek parti iktidarındaki. Evet, evet. Yani bu, o yüzden bu kurguda mesela şimdi seçilen gazeteler Cumhuriyet, Milliyet, Akşam Gazetesi, aslında bunlar iktidarı destekleyen, tek parti dönemini destekleyen gazeteler bir taraftan baktığımızda. Yedi desteklemeyen gün, var mı? Yani desteklemeyen çok az ama hani bu söylediğim inkılabın görünen ve görülmesini istediği, halkın da görülmesini tabii istediği hayatı yansıtıyorlar. Yani öyle bir görevleri de var. Sonuçta medya her zaman, her dönemde bu işe yarıyor. Fakat mesela siz ne düşündünüz? Bu fotoğrafçılar, hani bunu yaparken işte sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi o görünenin dışındaki sıradan hayatları yakalamak için ne tür stratejileri izliyorlar? Mutlaka bir stratejileri vardır. Neler yapıyorlar? Nasıl ne diyeyim, kendilerine çözüm yolları bulmaya çalışıyorlar mı mesela? Sizce bu gazeteler içerisinde çektikleri fotoğraflarla onların kendilerine ait stratejileri var mı? Onlar kendi hikayelerini yaratabiliyorlar mı? Ne dersiniz Cengiz Bey? Evet, şimdi ilk başta şunları söyleyeyim. Bizim bazı gazeteleri özellikle tercih etme gibi bir durumumuz olmadı. Kaynaklar ne kadar çok gazeteye ulaşabilirsek bizim için o kadar önemli. Ama bazı gazeteler fotoğraf kullanımına çok önem veriyor. Bazı gazeteler maalesef fotoğraf kullanmıyorlar. Bir de mesela gazeteleri incelerseniz özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru ve bitiminden sonra yaşanan ekonomik sıkıntılar, kağıt sıkıntısı vesaire gibi şeyler nedeniyle sayfa sayıları düşüyor. Fotoğraf basılmadan çıktığı günler bile oluyor. Bizim seçtiğimiz gazetelerin nedenlerinden birisi oradaki foto muhabirlerinin fotoğraflarına, çektikleri fotoğraflara ulaşabilmiş olmamız. Ben Namık Görgüç, Selahattin Giz gibi fotoğrafçıların fotoğraflarına kolaylıkla ulaşabiliyorum. Çünkü böyle büyük bir birikim oluştu, bir koleksiyonum var. Onun haricinde bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Faik Şenol ve Hilmi Şahenk iki foto muhabirinin koleksiyonları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Dolayısıyla orada da bu fotoğrafları inceleme şansımız oldu. O yüzden de biraz Faik Şenol, Namık Görgüç, Selahattin Giz ağırlıklı oldu. Çünkü diğer foto muhabirleri de benim çok ilgimi çekiyor ama henüz onlarla ilgili çok fazla fotoğrafa ulaşamadık. Yani Ali Ersan, Cemal Göral, Hilmi Şahing'in özellikle Büyükşehir Belediyesi'nde 40'lı yıllardan sonra şehirle ilgili fotoğrafları var. Dolayısıyla da bizim bu kitapta yani belirli gazeteler ve belirli fotoğrafçılar ağırlıktaymış gibi gözüküyor. Onun nedenlerinden birisi bu. Elimizdeki malzemeye göre, yani elimizdeki fotoğraflara göre haberleri aradık. Ben uzun yıllar fotoğraf editörlüğü de yaptım. Genellikle metinlere uygun fotoğraflar bulmaya çalışırdım. Okuduğum metinleri fotoğrafla ve görsel malzemeyle renklendirmek için çalışırdım. Ama uzun bir zamandır fotoğraflar için metin oluşturmaya karar verdim. Çünkü fotoğrafların bunları hak ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da böyle bir çalışma içerisine girdik. O yüzden fotoğrafları seçerken, yani fotoğrafın niteliği de önemli. Çünkü çok iyi çekilmemiş bir fotoğrafı kullanmayız. Veya bizim hoşumuza gitmeyen bir fotoğrafı eleriz. Çok önemli bir şey değilse. Foto muhabirlerinin doğaları gereği, yaptıkları iş gereği her gün bir rutinleri var. Basın toplantılarına gidiyorlar. Önemli bir olay varsa onu çekiyorlar.
Ama bir de kendi meslekleri için yaptıkları özel çekimler var. Kendi keyifleri için çekiyorlar. O fotoğraflar da çok önemli. Belki bir haber değeri taşımıyor ama bu foto muhabirlerinin o dönem ne kadar birikimli olduklarını, fotoğraf hakkında ne kadar düşündüklerini de bize gösteriyor. Dolayısıyla bir foto muhabiri veya fotoğrafçı ile ilgili çalışma yaptığımızda o örnekleri de kullanıyoruz. Ama burada bizim yapmak istediğimiz şey İstanbul'da olan bitenlerle ilgili fotoğraflarla bir tarih anlatmaktı. Fotoğraf tarihi, işte gündelik hayatın tarihi, fotoğrafçıları merak ettiğimiz için hangi fotoğrafçılar çekti, o günkü basının dili nasıldı, olayları nasıl veriyordu, haberleri nasıl veriyordu. Böyle bir şey yapmak istedik ve kitap eline kaç kişinin geçecek bilmiyorum çünkü satışta değil. Eline geçen insanların da zaman zaman kitabı karıştırarak. Zaman zaman değil, bayağı karıştırarak aslında. Mesela şu da buradan bunu gösteririz de. Bu da çok güzel bir kurgu olmuş. Her iki cildin sonunda da bu bahsettiği fotoğrafçılarımızın hepsi bir aradalar. Evet, onları kim çekti acaba? Gerçekten değil mi? Bunları kim çekti acaba? Bunun da var, Cengiz biliyordur kimi çekti. Cemal Göral'ın objektifinden. Cemal Göral çekmiş. Evet, Cemal Göral objektifinden. Bu da çok şahane bir yani her iki cildinde sonunda yer alıyor. Peki yine sizinle devam edelim Mehmet Bey. Bu Cengiz Bey de söyledi, bu bir sonuçta bir taraftan da bir tarih kitabı aslında. Evet. Yani görsellerle kurulan bir tarih kitabı. Ve mesela şöyle bir güzel tarafı da var kitabın. İşte bu yine kitapta yer alan, sizlerin de bahsettiği çok meşhur fotoğraflar da var. İşte mesela bunlardan birisi, ben kendim edebiyatçı olduğum için o Alay Köşkü'nde bütün edebiyatçıların bir arada olduğu meşhur şahane fotoğraf. Yani insan bakmaya doyamıyor o fotoğrafa. Servet-i Fünun'da çıkan değil mi? Evet, Servet-i Fünun'un kapağındaki fotoğraf. Evet, evet. Orada mesela şimdi fotoğrafın orijinali de kullanıldığı için burada ben mesela bu sefer yaptım, yüz ifadelerini görmeye çalıştım. Tabii. Ve biraz daha net olunca fotoğraf mesela bazıları şöyle oturuyor. Hani bir bedenleriyle ilgili de aslında bazıları şöyle oturuyor falan. Beden dilleriyle ilgili de aslında orada bizim hiç görmediğimiz bir hiyerarşiyi de görebiliyoruz mesela aralarında. Yani fotoğraf bize orada hiç yazılmamış, dile getirilmemiş ama aslında bir taraftan belirli ilişkilerin de var olduğunu gösteriyor. Evet. Bu noktada da mesela siz bu fotoğrafları, orijinallerini bulmaya çalışırken böyle bir niyetiniz oldu mu? Yani tam da bu tarihin bize göstermediği şeyleri, başka hikayeleri anlatırken bu detayların önemli olduğunu göz önünde bulundurdunuz mu? Bir de şey soracağım son olarak, zamanımız yaklaşıyor. Siz de metinleri yazarken mesela hiç bunlara da acaba dikkat çeksem mi diye düşündünüz. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Cengiz bana bir fotoğraf yolladığı zaman ben onu hayran hayran açıyorum bilgisayarımda ve öyle bir patlıyor ki ekranda. Benim ancak dergilerde görebildiğim böyle çok soluk benizli ve tabiri caizse çamur gibi olan fotoğraflar bambaşka bir şekilde geliyor ve insan ve büyüdükçe de büyüyebiliyor. İnsanların yüzlerindeki ifadeleri sizin de dediğiniz gibi okuyabiliyorsunuz. Gazetelerdeki fotoğrafı gördüğünüz zaman çok fazla bir şey seçemiyorsunuz. Sadece genel bir kanınız olabiliyor ama orijinal fotoğraf tabii çok büyük şeyler okutturuyor. Örneğin sizin bahsettiğiniz toplu fotoğraflarda benim dikkatimi çeken 2-3 tane mevzu var. Bir tanesi fotoğrafçıya bakmayanlar var. Yani bu birinci şey. Özellikle futbol fotoğraflarında bunu çok görürsünüz. Bazı oyuncular, iyi oyuncular
fotoğrafçıya bakmazlar. Başka yerlere bakarlar. Onlar bir, orada da bir işte hiyerarşi, oyuncu hiyerarşisi görürsünüz. Yazarlar, tiyatrocularda da kalantor abiler da, yani işte hürmet edilenler bir kere ortada otururlar. Sağ ve tabii mutlaka ortada otur. Şimdi Abdülhak Hamit'in ben ortada olmadığı bir fotoğraf bilmiyorum. Tevfik Fikret'in ortada olmadığı, Tevfik Fikret'le Galatasaray spor futbol takımının bir meşhur bir fotoğrafı vardır. Evet. Tevfik Fikret'in hem ortada durur hem de o kazanılmış şampiyonluk şildi hemen Tevfik Fikret'in önünde durur. Kulüp başkanı mutlaka bir yerlerdedir. Onu mutlaka hemen seçersiniz. Kalabalık fotoğrafların en büyük özelliği içindeki hiyerarşiyi hissetmenizdir tabii. Bunu bazılarında bizde çok fazla, aslında insan kalabalığı fotoğrafı çok fazla yok bildiğim kadarıyla. Biz daha çok fotoğrafçıların duygularıyla, genel kültürleriyle ve hissettikleriyle vücuda getirdikleri fotoğrafları daha çok seçti Cengiz. Ve ben de bundan çok memnun oldum. Ve bir iş, bir faaliyet seçti hep. Ne bileyim, bir tramvay seçti, bir bina seçti, bir manzara seçti, bir tiyatro. Yani o sadece orada tiyatro binası yok. O ya kapandı, ya açıldı, ya yandı, ya onun orada çok önemli bir piyes oynanıyordu. Daha çok bunlara odaklandı ve bunlara odaklanmakla da bence iyi yaptı. Çünkü 1920'lerin, 30'ların, 40'ların insanları ne yapıyordu? Nasıl yaşıyordu? Nasıl eğleniyordu? Ve nasıl hayatlarını idame ettiriyorlardı? Bunların cevabını aslında bir şekilde de bulmaya çalışan bir eser oldu bu. Yani tek başına bu değil tabii. Şöyle bir şey var. Böyle bir şey yaptığınızda, böyle bir çalışma yaptığınızda sonucunu önceden tahmin edemeyeceğiniz faydalar da sağlayabiliyorsunuz. Yani siz bu kitabı okurken başka bir gözle okuyorsunuz. Başka bir okur başka bir gözle okuyor. Cengiz başka bir amaç için yapıyor. Fakat hepsinin ortak yanı şu, bir soru işaretine cevap vermeye çalışıyor. Yani insanların kafasındaki soru işaretine cevap vermeye çalışıyor. Bir önceki sorunuzda hani insanlar kendilerini nasıl ifade ediyorlardı veya o kalıptan nasıl çıkıyorlardının sorusunun cevabı aslında bizim Orta Doğu ülkesi olmamızla da ilgili. Pratik bir takım çözümler bulmak zorunda bizim vatandaşımız. Yani bir Batı Avrupa vatandaşı hiçbir zaman tutup da yanındaki adama buradan Manchester'a tren saat kaçta gider diye sormaz. Bir enformasyon ofisi vardır orada ve onun bir tane çalışanı vardır. Onun vergisiyle maaş alıyordur o vatandaşın. Gider ona sorar ve kat'i cevabını alır. Bizde ise bu böyle değil. Bizde hemen her şey programsız ve plansız olduğu için vatandaş kendi planını, kendi düzensizliğini bir düzen haline getirmek zorunda bırakılmış. Fakat gazetelere bunun yansıması biraz parti diliyle olmuş. Yani gazeteler parti dilini kullanıyorlar, vatandaşın dilini kullanmıyorlar. Ve vatandaşın aslında uslu vatandaş, uslu vatandaşları çekmeye çalışıyorlar daha çok. Ama arada sırada işte yani her şeyde olduğu gibi burada da Cengiz'in seçtiği fotoğraflarda da o uslu vatandaşlar özellikle seçilmişlerden ayrıca pek uslu olmayan yaramaz vatandaşlar da yani halk dediğimiz kesimin de faaliyetleri bir şekilde açığa çıkmış oluyor. O açığa çıktığında da tabii
insanların kafasındaki soru işaretleri cevap buluyor. Evet, doğru, şüphesiz. Cengiz Bey, sanırım bu arşiv sadece sizin çabalarınızla değil mi? Bir fotoğraf arşivi. Maalesef ülkemiz arşivlerden yana çok velut bir ülke değil. Bu sizin çabalarınızla bu bir fotoğraf arşivi oluşturuluyor. Bu arşivi mesela siz ne kadar süre içerisinde oluşturdunuz? Ne gibi temennileriniz var Türkiye'de bu fotoğraf ve görsellik üzerinden, tarihçilik ve arşiv çalışmalarıyla ilgili neler yapılması lazım? Siz ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Ne gibi eksiklikler görüyorsunuz? Böyle bunları da söyleyerek bilirseniz belki bu konuda meraklı arkadaşlarımız da biraz daha şey olurlar, şevke gelirler. Şimdi bir kurumsal arşivler var, bir de özel arşivler var. Kurumsal arşivler yani özellikle işte İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Kredi Bankası Tarihi Selahattin Gizi Arşivi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farklı farklı Atatürk kitaplığı işte veya Faik Şenol koleksiyonu gibi arşivleri var. SALT bunların arasında bunların bir bölümü dijitalize edilip meraklıları için internet ortamına konulmuş. Bir bölümü maalesef henüz bu aşamaya gelmemiş. Ama yani çok önemli çalışmalar yapılıyor ve araştırmacılar, meraklılar bu konuda şu anda bir 10 sene önce çok daha şanslılar. Dolayısıyla bir de kişisel meraklarla oluşturulmuş arşivler, koleksiyonlar var. Bunlar da çok bu konuyla ilgili çalışan insanlar var, fotoğraf koleksiyonu yapan insanlar var veya işte bir takım belgeleri bir araya getiren insanlar var. Dolayısıyla benim arşivimde böyle özel kişisel meraklarla oluşmuş, zaman içerisinde de belirli seçimlere göre oluşturulmuş bir arşiv. Ben daha çok İstanbul'la ilgili çalışıyorum. İstanbul fotoğrafları ve fotoğrafçılarıyla ilgili çalışıyorum. Tabii bu aşamada da fotoğrafçıları da merak etmeye başladım. Dolayısıyla bu fotoğrafçılarla ilgili de çalışmaya başladım ve bazılarının ailelerine ulaştım, bazılarının işte torunlarıyla tanıştım, ortak sergiler açtık, birlikte çalışma yapma konusunda niyetlerimiz var. Dolayısıyla benim için bir arşiv veya koleksiyon, o arşiv ve koleksiyon tanımlanmamış, tasnif edilmemiş ve başka kullanıcılara açılmamışsa bir kıymet arz etmiyor. Yani tanımlanmamış bir fotoğraf hiçbir zaman sizin kullanabileceğiniz bir fotoğraf olmuyor. Dolayısıyla da şimdi artık önceden bu dijital kolaylıklar yokken fotoğraflar veya işte eski deyimle slaytlar, işte negatifler vesaire falan defalarca her kullanımda bulunmaya çalışılır. İşte onlardan kopya alınır veya işte taranması için bir takım yerlere gönderilir vesaire falan da. Ama artık şimdi bizim gibi meraklılar evde bunları kendi imkanlarıyla dijitalize edebiliyorlar. Bu birinci aşama. Yani çalışmak gerekiyor, merak etmek gerekiyor. İkinci aşama ise çünkü bunları dijitalize ettiniz ve bir hard diske attınız. Ama bir süre sonra sayı gittikçe artıyor ve onların bulma imkanınız gittikçe zorlaşıyor. Yani arşivi aradığınızı bulabilirseniz o arşiv kıymetli oluyor. Dolayısıyla da yaptığınız çalışmanın ikinci aşaması onları mümkün olduğunca çok tanımlamak. Yani arama motorunda bir kelime yazdığınızda karşınıza o konuyla ilgili çıkacak şeylerden faydalanabilme imkanını sağlıyor. Bizim zaten bu kitapta yaptığımız şey de birazcık da benim bu tanımlama çalışmalarım sayesinde oldu. Çünkü gazetede haberi buldum ama hard diskte 400 bin tane fotoğraf var diyelim. Ve ben onların arasından onu bulmam mümkün değil.
Ama ben onu tanımlamışsam ve tanımlama, kodlama hakkında kendime bir disiplin oluşturmuşsam, arama motorundan o kelimeleri yazıyorum. Çıkan alternatifler arasında da fotoğrafa rastlıyorum ve o fotoğrafa, o haberi bulduğumda, rastladığımda da o gün çok mutlu oluyorum. Eşim Bahar da bu işlerle ilgili çalışıyor, birlikte çalışıyoruz. Hemen Bahar'la bu konuyu konuşuyoruz, fotoğraflara bakıyoruz. İşte haberi nasıl yazarız, ona bakıyoruz. Birlikte bu konularla ilgili konuşuyoruz. Ve o bizim için bulunmuş, haberi bulunmuş bir fotoğraf oluyor. Ama bu çalışmaları yapmamış olsaydık, o haberi bulduğumuzda fotoğrafını bulmamız çok mümkün olmayacaktı. Benim şimdi arşivimde bu yaptığımız çalışmanın benzeri yaklaşık burada 200 küsur fotoğraf var. Benim arşivimde şu anda bir araya getirilmiş, haberi ve fotoğrafıyla bir araya getirilmiş 3000'in üzerinde fotoğraf ve haber var. Dolayısıyla bu bir emek, merak, heyecan. Mehmet de aynı şeyleri yapıyor. Evet. O da çünkü özellikle işte spor tarihi konusunda evet. çalışırken fotoğrafları haberleriyle eşlemek için çalışıyor ve o haberleri fotoğrafı bir araya getirdiğinde çok daha kıymetli oluyor. Çünkü Mehmet de bir süredir görsel ağırlıklı işler yapıyor. Daha önceki kitaplarında da fotoğraflar kullanmıştı ama onlar çoğunlukla gazete ve dergi de çıkmış fotoğraflardı. Ama şimdi artık Mehmet'le bunları konuşuyoruz zaten. O da artık fotoğrafçıları merak ediyor. Ne güzel. Şimdi bir fotoğrafçı bulduğunda hemen bana haber veriliyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Evet, çünkü artık fotoğrafı kimin çektiğini merak edip fotoğrafçısını da merak etme aşamasına geldi. O yüzden de Mehmet'in bu fotoğrafçılarla ilgili bir süredir merak duygusunu uyandırdığım için de çok memnunum ayrıca. Çünkü fotoğrafçılar da çok önemli. Ne güzel. Umarız bu sizin fotoğrafları tanımlayarak bu arada herhalde konuşmayı kapatmak pardon. Buyurun Cengiz Bey. Ha, konuşmayı kapatmak üzereysek birkaç teşekkür edeceğim. İlk başta tabii Bahar eşimle bu konularla ilgili çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Birlikte ürettiğimiz işler oldu. Yani eşime, Bahar'a çok teşekkür ediyorum burada. Evet Bey, sizin de son sözlerinizi. Yani ben de teşekkür ediyorum. Özellikle Cengiz'e çok teşekkür ediyorum beni bu projeye dahil ettiği için. Onun dışında tabii birçok teşekkürü hak eden insanlar var. Bu kitapta emeği olan dizgicisinden editörüne kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de bu şahane kitap için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Umarız ülkemiz bir gün tıpkı Cengiz Bey'in söylediği gibi sadece fotoğrafları değil, tanımlı fotoğrafların da olduğu kocaman bir fotoğraf arşivine sahip olur. Bizler de bu fotoğrafları hem görür hem okur hem de tarihe başka bir şekilde bakmak için vesileler buluruz. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.